Salam, hörmətli tamaşaçılar. Cümə söhbətində xoş gördük sizi. Allah Teala insanı yeryüzündə özünün canişini olaraq yaratdı. Ona sirrini yalnız özü bildiyi ruhu üfürdü. Mələklərə insanın qarşısında səcdəyə qapanmaq əmr olundu. Hədislərdə buyurulduğu kimi, əgər insan istəsə, yəni Allahın buyurduqlarına əməl etsə, mələklərdən də yüksəyə qalxa bilər. Yox, Allahın buyruqlarından çıxsa, vəhşi heyvanlardan da aşağı enib cəhənnəmə yuvarlanar. İnsanı ucaldan onun savab əməlləri, alçaldan isə günahlarıdır. Bugün günahlar barədə söhbət edəcəyik. Günah nədir? Günahı yaradan səbəblər hansılardır? Günümüzdə qarşımıza çıxan ən böyük günahlar hansılardan ibarətdir və günahlardan hansı yollarla uzaqlaşa bilərik? Bu mövzuda söhbət etmək üçün studiyamıza Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin dini işlər müşavirinin köməkçisi Bayram bəy Altıntaşı dəvət etmişik. Bayram bəy, sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. İlk öncə tamaşaçılara günah barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Yəni, dini anlamda, dini qavramda günah nədir? Və günahın, günah statusu qazanmağının belə deyək, səbəbi və ölçüsü, meyarı nədən ibarətdir? Günah bir dini tabir olarak ilahi emir ve qadağalara, güzel ahlaka ve akli selime uygun olmayan, ters düşen söz, fiil ve davranışlardır. Biraz açacak olursak, Allah-u Teala biz kullarına bazı emirler, bazı qadağalar vermiş. Bu emirlere tabi olmamızı, qadağalardan da haramlardan da uzak durmamızı istemiştir. Emirlerine itaat etmemek günah olduğu gibi bize haram kıldığı hususlarda da onlara haramlara işlemek de günah sayılmaktadır. Dolayısıyla günah Allah'a karşı yapılan ameller olduğu gibi Allah-u Teala'nın insanlarına, kullarına, yaratıklarına karşı da onun istediği muamelerinin haricinde hareketlerde, söz ve fiillerde bulunmak da günahtır. Dolayısıyla günahın öz arasında Allah'a karşı yapılan günahlar, Allah'ın dışında Allah'ın yaratıklarına, insanlara, diğer insanlara veyahut da mahlukata yapılan günahlar olarak böyle de bölümleri, hisseleri vardır. Yani günah hem insanın Allah hakkını, Allah hüquqlarını pozması, hem de insanların hüquqlarını, yani insanlar arasındaki münasibetleri pozması demektir. Yani çok belə anlaşılır. Çok doğru söylüyorsunuz, evet. Bayram Bey, günahlara dini kitablarda bəzən belə bir tərif de verilir ki, yani günahları bölürler, təsnifata ayrılırlar. Böyük günahlar, yani kəbirə günahlar ve kiçik günahlar anlamında. Yani bu baxışdan baxsaq, böyük günahlar hansılardır? Ve ümumiyyətlə belə bir təsnifat doğrudur mu? Öncelikle bu dediğimiz açıdan baktığımızda günahlar umumidir. Fakat şöyle düşündüğümüzde, diyelim insanın Allah'a karşı bir ibadeti yapmaması günah olduğu gibi bir adam öldürmesi de günahtır. Bir şirk koşmak da günahtır. Bunları aynı kategoriye almak tabii ki imkanı yoktur. Bir oğurluk edenle bir adam öldürenin günahı aynı olabilmez. Dolayısıyla Kur'an'dan ve özellikle hadislerden bir kısım günahları büyük günah olarak tasvir edilmiştir. Bunları sıralayacak olursak, bunların sayısı 7'dir, 9'dur, 11'dir. Bu değişiktir, muhteliftir. Çünkü bazı küçük denen günahları da tekrarla, ısrarla devam edildiği zaman büyük günah mesabesine girer. Yani insanlar heç vaxt bundan arxayın olmamalıdırlar ki, onlar kiçik bir günah etmişler ve Allah Teala mütləq onları bağışlayacak. Yani həmin günahları bunlar ardıcıl olarak tekrar edə bilərlər, kiçik günahdır deyə. Yani bu kiçik günahlar da tekrar olunarsa, israr olunarsa ve tövbe edilməzsə, bunlar büyük günaha çevrilə bilər. Büyük günahların yani bəziləri haqqında məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Yani Qur'an-ı Kerimdə ve hədislərimizdə hansı əməllər daha çox büyük günah kimi xatırlanıb? Evet. Kitabımıza, Qur'an-ı Kerimizə baktığımızda en büyük günah olarak Allah-u Teala'nın birliğini
yok manasına gelecek şirk, Allah'a şerik koşmaktır. Ve tevbe edilmeden, tevhid akidesine gelinmeden bunun bağışlanmayacağı söylenmektedir. Şirk günahı en büyük günah kabul edilmiştir. Daha sonra adam öldürmek, anaya ataya asi olmak, riba dediğimiz faiz, insanlara yani çalışmadan kazanç elde etmeye çalışmak, akrabalarla, kohum akrabalarla ilişkiyi kesmek, bunlar ilk aklımıza gelen büyük günahlardandır. Biraz önce dediğimiz gibi küçük günahta ısrar olursa bunlar da büyük günah mesabesine girer. Bir de günahları sınıflandırırken, belki ona da değineceksiniz ama ben şimdi aklıma gelmişken diyeyim. Allah'a karşı yapılan günahlarda Allah'a tevbe etmekle insan ondan kurtulabilir. Fakat insanlara karşı yapılan günahlarda, mesela kul hakkı, işte adam öldürmek gibi şeyler, o insanlardan helallik almadığı müddetçe o insandan günah gitmez. Böyük günahlara sadaladıqca mən bununla başqa dinlərdəki günahlar arasında paralellər axtarmağa çalışdım. Və məlumdur ki, yəni bütün dinlər əlbəttə bir mənbədən gəlib, Allah Taala tərəfindən göndərilib insanlara. Və Həzrəti Musa əleyhissalama göndərilən, deməli Tövratda da deməli Musanın qövmünə qadağan olunmuş əməllərin siyasi verilib və bunlar xristiyan aləmində çox məşhurdur. Bunlara 10 qanun, 10 qadağa, 10 yasa deyirlər. Və həmin mən o yasaları qeyd etmişəm. Onları oxumaq istərdim, tamaşaçılarla bölüşmək istərdim. Yəni bu 10 yasa Tövratda, Tövratın çıxış kitabının 20-ci fəslində belə sadalanıb. Allahdan başqasına inanma, özün üçün büt düzəltmə, hədər yerə yalandan Allahın adını çəkmə, şənbə gününün hörmətini gözlə, ata anana ehtiram göstər, öldürmə, zina etmə, oğurluq etmə, yalandan şahidlik etmə və öz din qardaşına məxsus olan heç nəyə tamah salma. Yəni bunlar həm Yahudi, həm də Xristiyan dinində əsas qadağanlardandır və çox maraqlıdır ki, bayaq sizin sadaladığınız, yəni İslamda böyük günah olaraq xatırlanan əməllərin də çoxusu elə bu siyahıda da vardır. Əlbəttə bir xüsusiyyəti burada şənbə gününün qanunu ki, o yalnız Yahudi dininə aid olan bir qanundur. Spesifik olaraq həmin dinə aiddir. Yəni bunu çıxsaq istisna etsək bütün yəni qanunlar elə İslam dinində də təkrar olur. Dinlərin bütün özlərində aynıdır, birdir. Amma sadəcə zamanla dinleri tahrif olunduğu için insanlar o haramları bir kısmını değiştirmişler, farklılıklar meydana getirmişler. Mesela bugün Hristiyanlıkta insan dünyaya günahkar olarak gelir. Dolayısıyla vaftiz ederekten onu temize çıkarırlar. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerekten bu günahtan bütün insanlar özünü feda ettiğini, bütün insanların kurtulduğu bir anlayışı vardır. Bu düzgün değildir. Mesela İslam bakış tarzı nedir bu mesele? İslami bakış tarzı olarak bütün insanlar anadan geldiğinde tertemiz olarak dünyaya gelir. Hiç günahsız olarak gelir, dünyaya gelirler. Öz amelleriyle sizin takdimatta buyurduğunuz gibi emirlere itaat ettiğinde sevap kazanır, melekleşir, meleklerden bile yukarı bir mertebeye çıkar ama
günahlara düçar olur. İnsanlar içinde fitne fesat çıkarır. Zulüm işler, büyük günahlara dalarsa şeytanın dalından gitmiş olur, şeytanlaşır. Esfeli safilin dediği Kur'an-ı Kerim'in aşağıların da aşağısına düşer. İnsan siz buyurduğunuz gibi doğduğunda paç olarak doğulur, masum olarak doğulur. Bes bu günahlar hardan yaranır? İnsanın kalbine bu günahlar hardan girer? Günahlar, insan günaha iki sebepten dolayı günah işler. Bir, dahili sebepler. İki, harici sebepler. Dahili sebepler, insanın yaratılışında günaha meyyallık vardır. İnsanın istek, arzu, emelleri vardır. Şehveti vardır. İnsan bunlara kavuşmak için bazen insan haklarını ihlal eder. Öz nefsini tatmin etmek için hiç kadaga, haram, insan hakkı bilmez. Oğurluk eder. Bu yönüyle insan şeytanlaşır. Peki şeytanın tesiri nedir? Kur'an-ı Kerim'de Nas suresi vardır. Orada yüvesvisu fi sudurinnas. Şeytanın gücü ancak insana vesvese vermektir. Ama arkasında okuduğumuzda minel cinneti vennas. Şeytan sadece bu cin olan şeytan değildir. İnsan da tamamen günaha daldığında, tamamen Allah'ın emrinden uzak olduğunda o da şeytandır. Bayram Bey, bəs günahlardan kaçmağın yolları nədən ibarətdir? İnsan nə cür günahlardan uzaq ola bilər? Hansı yollardan, hansı üsullarla özünü günahlardan təmizləyə bilər, günaha yaxınlaşmaya bilər? Evet. Günahlardan uzaklaşma Allah-u Teala'nın emirlerine itaatli olur. Allah-u Teala'nın emirlerine insan itaat ettiği zaman günahlardan uzaklaşır. Mesela bir tane diyelim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biliyor ki namaz insanı fuhşiyattan, günahlardan alıkoyar. Namaza giden insan namaz esnasında günah işlemez. Bir, namaza giderken günah işleyebilir mi? Eğer hakkıyla namaz kılıyorsa diyecek ki ben Allah'ın huzuruna gidiyorum. Ona dua edeceğim, işleyemez. Namazdan kaydırken yine işleyemez. Dolayısıyla bir tek namaz bile belli bir ölçüde insanı günahlardan alıkoyar. Bir. Ama ikincisi insanın nefsini terbiye etmesi lazım. Özünü Allah'u yaptığı amellerin, işlediği amellerin bir gün amellerinden dolayı hesaba çekileceğini, yakşı amellerinin mükafatını göreceğini, pis amellerinin cezasını göreceğini hesap ederekten öz istek ve amellerine belli bir mertebede sınırlandırmalıdır. İkincisi, muhitini, çevresini yakşı insanlarla beraber eylemelidir. Günahlardan uzak durabilmesi için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişi dostunun dini üzeredir. Dostu pis olan insanın zamanla atalar sözü var ya pisleşir. Bir yine hadis-i şerifte böyle büyük günah işleyen, tevbe eden bir adam büyük bir alime gidip, hadiste var bu, ben ne yapayım bundan sonra dediğinde tevbe et ama geriye aynı geldiğin yere gitme. Fulan yerde yakşı adamlar var. Onların arasına dahil ol. Onlarla beraber sen de ahlakın güzelleşir. Haramlardan uzak durursun. İnsanı günaha çeken amillerden, biraz önce onu söylemedik. Harici amiller pis çevre, pis arkadaş. Yani o şeytanlaşmış insanlardır. Dolayısıyla onlardan uzak durmakla da insan günahlardan uzaklaşabilir. İnsan günahlardan tövbə vasitəsilə xilas ola bilər. Tövbənin şərtləri nədən ibarətdir? İnsan nə cür tövbə etməlidir? Hansı şərtlər daxilində tövbə edilir? Tövbənin şərtləri
öncelikle insanın o işlediği günahın pis olduğunu kabul etmesi, ondan pişmanlık duyması, kalbinin narahat olması, içinde sıkıntı duymasıdır. Evet, birinci şart budur. Eğer pişman olunmadan tevbe edilirse o tevbe sayılmaz. Ancak beni bağışlarsan ben kurtuluşa, hilas bulabilirim. İşte insan bu pişmancılık bile, ya o ettiği şeye bin pişman olmak bile bir tevbe sayılır. İkincisi, o günahı terk etmek. O günahı bir daha işlememeye Allah'a söz vermek, öz özüne söz vermek. Tabii ki usulüne uygun olarak yapılmak isteniyorsa bir destemaz alıp namaz kılıp, ya Rabbi ben tevbe ediyorum, bir daha bu günahıma dönmeyeceğim, sen de bu konuda bana yardımcı ol diye Allah'tan yardım istemek. Burada benim yadıma yine Nesr-i Belağ'dan güzel bir hadis düşür. Yani İmam Ali tövbenin ve istiğfarın 6 şertini bildirir. Buyurur ki, birinci şart, istiğfar için birinci şart, ettiğin emele göre, siz buyuran kim? Ettiğin emele göre pişman olmak. İkinci şart, hemin emeli bir daha tekrar etmemeye karar vermek. Evet. Üçüncü şart, insanların hakkını özlerine kaytarmak, yani günah ederken hemin günah neticesinde en az bir kesin hakkını gasp edipse, kul hakkı varsa onu özüne kaytarmak. Dördüncüsü, yerine getirmediğin, yani günah halinde yerine getirmediğin vacip olan ibadetleri, Allah'ın ibadetlerini icra etmek. Beşincisi, haram pulla bedenine gelmiş eti gam gusseyle eritmek. Yani o günah halinde haram elde olunan yemekle gelir insan bedenine et yağ yığıbsa onu bir növ gusseyle, onu bir ibadetle, onu bir eziyetlerle özünden uzaklaştırmak. Ve altıncısı, günahın lezzetini duyduğu kimi ibadetin de çetinliğini hissetmek. Yani uzun uzadı siz diyen kim, yani büyük ibadetler yapma ve Allah Teala'dan bu ibadetlerin mukabilinde onu bağışlamasını hoş etmek. Bayram Bey, her bir günah tövbe neticesinde bağışlanır mı? Şirk hariç her bir günah bağışlanabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insanın dağlar büyüklüğünde günahı olsa, denizlerin köpükleri kadar günahı olsa ama o günahı terk edip ondan pişmancılık duysa, Allah'a tevbe etse bağışlanır. O özünün günahının büyüklüğüne bakmasın, Allah'ın rahmetinin, rahminin büyüklüğüne baksın. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmeti gazabının önündedir. Bunu göz önüne araraktan şirk hariç her günah bağışlanabilir. Her günah kalpte bir kara bir leke oluşturur diyor Peygamber Efendimiz. O leke zamanla büyür büyür, artık insan işlediği günahları günah olarak görmez. Dolayısıyla tevbe de edebilmez. Günah hından tevbe etme ihtiyacı hissetmez. Burada bir ince megam var. Yani insan gereği Allah'ın merhametinden ümitsiz de olmasın. Yani ardıcıl olarak el insanlar var ki, onlar ardıcıl olarak günah edilir. Deyirler ki, hemen artık cehennemliyim. Mən onsuz da Allah Teala cehennemden xilas etmeyeceğim. Mən cehennemi düşeceğim. Qoy elə öz günahlarımı edim. Ve əksinə insan Allah'ın merhametine hətdən artık ümit de etmemelidir ki, hə, qoy mən günahlarımı ardıcıl olarak edim, Allah Teala rəhimlidir, mərhəmətlidir, rəhman və rəhimdir, o mütləq məni cənnətə salacaq. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de siz deyəndə iki ayet aklıma geldi. Birincisi, Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Rahman'ın kulları, ey hayatlarını israf eden kullarım, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ancak kafir olanlar Allah'ın rahmetinden ümidini keserler. Bu bize hemşe ümitli olmamızı gerektirir. Ama başka bir ayette de şeytan Allah'ın rahmetini kabağa getirerekten sizi ibadetten alıkoymasın. Dolayısıyla insan havf ve reca, ümit ile korku arasında olmalı. En küçük bir amel insanı cennete girmesine vesile olabileceği gibi o özünün küçük gördüğü bir günah da cehenneme gitmesine sebep olabilir. Mesela bir misal verelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kadın, hatta kötü pis bir kadından bahsediyor, sahrada bir ite su verdiği için Allah onu cennetine layık görmüş. O ölmek üzere olan bir it. Ama bir kadın da bir pişiyi evde bırakıp aç kalmasına, ölmesine sebep olduğu için o da cehenneme girmesine sebep olmuş. Bayağı siz dediğiniz mevzuda güzel bir rivayet mi yadıma düştü. Hazreti Peygamberimiz rivayet olduğuna göre bir gün sahabelerle
səhrada gedirdi və dincəlmək, köç salmaq vaxtı çatanda Peyğəmbərimiz çadırlar qurulmağını əmr etdi və sahabilərini tapşırdı ki, gedin səhradan odun yığın, gətirin tonqal qalıyaq. Sahabilər getdilər odun yığmağa səhrada və təbii olaraq səhra qumluqdan, torpaqdan ibarət olduğu üçün odun tapmağa çox çətinlik çəkdilər və xeyli axtardılar. Bir neçə saat odun dalıyca gəzdikdən sonra geri qayıtdılar və hərəsi əlində az miqdarda odun gətirmişdi. Amma yüzlərlə sahabə səhraya dağıldığı üçün bunların gətirdiyi odunları bir yerə yığanda böyük bir tonqal əmələ gəldi və Peyğəmbərimiz bu zaman buyurdu, dedi ki, bax, günahlar da belədir. Siz hər biriniz əlinizdə balaca odunlardan gəldiyiniz zaman bu çox az görünürdü. Heç insan təsəvvür etmirdi ki, bu bir istilik verə bilər, bu odunu yandırmaq olar. Amma bunları bir yerə yığdıqda görün nə boydə bir ocaq, bir tonqal əmələ gətirdi. Günahlar da belədir. İnsanın gözündə bəzən xırda görünür, amma onları bir yerə yığdı. Yəni, ömrün sonunda, həyatın sonunda onlar bir yer yığıldıqda və insan bu dünyanı tərk edəndə öz əməllərinə baxdıqda nə dərəcədə böyük bir günah qalağı əmələ gətirdiyini görür və Allahın üzrünə nə boyda bir yüklə getdiyini başa düşür. Bayram bəy, verilişin sonunda mən sizdən xahiş edərdim tamaşaçılara bir nəsihət olaraq nəyi demək istərdiniz? Yəni, günahlardan hansı yollarla qaça bilərlər? Bugün bizim qarşımıza çıxan günümüzdə müasir, belə deyək, müasir günahlar vardır ki, o günahlardan bəzilərini sadalayardınız və bunlardan hansı yollarla insan uzaqlaşa bilər? Şunu hepimiz, ben önce özüme diyeyim, sonra haddim olmayaraktan bütün tamaşacılarımıza diyelim. İnsan bir yolcu gibi hissetmeli burada özünü. Daimi olarak bu dünyada kalacakmış gibi hareket etmemeli. Yiz. Hatta o kadar ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insan yolda giderken ağacın kölgesinde biraz dincelse, sonra yoluna devam etse, işte dünya hayatı bu kadarlıktır. Bu kadarlık bir dünya hayatı için öz daimi yaşayacakmış gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi hırsla dünyaya sarılmamalı. İnsanları incitmemeli. Ailemize sahip çıkmalı. Allah-u Teala'nın emirlerinden gücümüz nispetinde, imkan nispetinde emirlerini yapmalı. Haramlarından uzak durmaya çalışmalı. Bir insanın gönlüne girmek, bir insanın sevgisini kazanmak, belki de insanın Hazreti Ali'ye diyor ya Peygamber Efendimiz, ya Ali, Hayber günü muharebeye giderken bir adamın imana gelmesine sebep olman, bir adamın gönlüne girmen bütün dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Ben özüm içinde, bütün insanlar içinde bunu tavsiye ediyorum acizane. Bir gün yaptığımız işlerin hesabını vereceğini bilirsek, ona göre amellerimizde dikkatli oluruz, günahlardan uzak, helal dairede yaşamaya çalışırız. Bayram Bey, mən sizə təşəkkür edirəm. Ya bu kiçik vaxt çərçivəsində biz əlbəttə bu mövzunu tam genişliklə açıla bilmərik, amma bu mövzu barəsində siz kifayət qədər maraqlı məlumatları bizim tamaşaçılarımıza verdiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ariflərdən biri insana xitabən belə buyurub, günah edərkən kiçik bir günah etdiyini təsəvvür etmə. Kimin qarşısında, hansı böyük qüvvə qarşısında, ulu yaradan qarşısında günah etdiyini yadına sal. Hörmətli tamaşaçılar, gəlin günah etməyək. Əgər günah etdiysə, tövbəmizi uzatmayaq və tez Allahın dərgahına qayıdıb səmimi qəlbdən tövbə edək. Və unutmayaq ki, qiyamət günündə Qur'an-ı Kerimdə buyurulduğu kimi, bir misqal boyda xeyir əmələ görə əvəz veriləcək və bir misqal boyda pis əmələ görə də əvəz veriləcək. Allah'a emanet. Allahu gafur, Allahu rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli şeyin qadir. Allah is gafur, Allah is rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all.